Ben bu cihazın Türkiye'de üretilmesini ve ülkemin bu sektörde tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bu yüzden bu cihazın üretimiyle ilgili her türlü desteğe açığım. Ben Recep Görkem Akandere, 17 yaşındayım. 2020 yılının Aralık ayında haberlerde ve internette sürekli PCR testi, PCR cihazı terimlerini gördüğüm için acaba PCR testleri nasıl yapılıyor merak ettim ve internetten araştırdım. PCR testlerinin tıpkı buradaki gibi PCR cihazları ile yapıldığını öğrendikten sonra küçüklükten beri elektronikle ilgilendiğim için acaba bu PCR cihazı nasıl çalışıyor diye merak ettim ve bu cihazlarla ilgili bir araştırma yaptım. Cihazların temel çalışma prensibini öğrendikten sonra açıkçası şaşırdım. Çünkü cihaz burada kolaylıkla yapılabilecek bir cihaz olmasına rağmen Türkiye'de ne üretimi vardı ne satılıyordu ve Türkiye'deki satılan cihazlar minimum 60 bin liradan başlıyor ve yurt dışından temin ediliyor. Ben de buna karşın bir parça listesi oluşturdum. Oluşturduğum parça listesi 2000 liraydı yaklaşık. Bu parça listesiyle okulumda biyoloji öğretmenimin yanına gittim. Acaba kaçırdığım bir nokta mı var? Neden bu kadar uygun fiyatlı bir parça listesi oluştu diye. Biyoloji öğretmenim cihazla ilgili yaptığım araştırmaların doğruluğunu onayladıktan sonra bu sene, yani geçtiğimiz sene TÜBİTAK 2204A yarışmasına katılmak için okulumdan bir bütçe istedim. Okulumun bütçeyi sağlaması üzerine ilk prototip cihazımı ürettim ve bu prototip cihazla TÜBİTAK 2204A yarışmasında Bursa bölge ikincisi oldum. Daha sonra ilk cihazımın eksiklikleri ve hatalarını öğrendiğim için bu cihazı üreterek yeni bir cihaz üretmek, piyasada satılan cihazları yakalamak ve yeni cihazın mükemmelliğe yaklaşmasını istedim ve bundan sonra çalışmalara başladım. Cihazı önce Fusion 360 ve AutoCAD programlarını kullanarak tasarladım. Daha sonra bir parça listesi oluşturdum. Yine parçalarım geldikten sonra devrelerimi kurmaya ve yazılımımı yazmaya başladım. Yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucu burada gördüğünüz ikinci cihazım, şu anki cihazım ortaya çıkmış oldu. Bu cihaz artı eksi 0.2 derece sıcaklık kontrol hassaslığına, eksi 10 dereceden 100 dereceye kadar blok sıcaklığı aralığına, 25 dereceden 110 dereceye kadar kapak sıcaklığı aralığına ve Türkçe kullanıcı arayüzüne sahip. Şu anda temin edilen PCR cihazların hepsi yurt dışından satın alınmak zorunda ve bu cihazlar minimum 60 bin liradan başlayıp 500 bin lira gibi fiyatlara ulaşıyor maalesef. Bulunduğum şehrin üniversitesinde bu cihazın piyasada kullanılan bir cihazla karşılaştırmasını gerçekleştirmek için testler yaptık. İki cihazı yan yana koyduk. Eşit miktarlarda örneklerle iki cihazı da aynı protokolde çalıştırdık. Burada iki cihazın agaroz jel elektroforezi sonucunu görüyorsunuz. Burada gördüğünüz sonuç karşılaştırdığım cihazın pozitif sonucu. Burada gördüğünüz sonuç buradaki cihazın elde ettiği pozitif sonuç. Bu cihaz o cihazla aynı sonucu vermesine rağmen o cihaza göre işlemi yarım saat daha erken bitirdi ve sıcaklık kontrol hassaslığı daha yüksek. Biz bu yönde hiç Recep'i engellemedik. Tam tersine bilgisayar ve dijital aletlere karşı olan ilgisini destek vererek elimizden gelen yardım sağlamaya çalıştık. 8 yaşındaydı. Annesinin şu an elinde tuttuğu ilk Yazılım. yazılımı. Kendi yazdı ve ara adını verdiği bir yazılımdı. Buradan itibaren Recep'in gelecekte bir şeyler yapacağı işaretleri bize ulaştı. Öncelikle mutluyuz, gururluyuz. Vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmek her anne babanın gibi bizim de isteğimiz. Her konuda onu desteklemeye devam ediyoruz. Hayallerini gerçekleştirmesine yardım etmeye çalışıyoruz.